Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu araçlarımızda marka olarak bildiğimiz yazı karakterlerinin zaman içerisinde eksilmesi, kırılması, deforme olması. Tabii bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi de özellikle oto yıkamacılardaki tabancaların bu bölgelere yakın mesafeden tutulması ve bunun akabinde de bu şekilde yazı karakterlerinin bir bir eksilmesi. Şimdi bizler bu eskimiş olan bu karakterimizi buradan şimdi sökeceğiz ve almış olduğumuz yeni karakterimizi, yazımızı buraya tekrar yapıştıracağız. Ve bu yapıştırma işlemini yaparken de sizlere ufak bir video çekip detayları bir bir vermek istedim. Bizlere gerekli olan malzemeler bir adet yağ kir pas sökücü, bir adet bez, bir adet barkod etiket sökücü sıvı malzeme ve bir adet de yazı karakterinin kendisi. İşlem bunlardan oluşuyor. Şimdi arkadaşlar ben ve bunu yaptıktan sonra ortalama 1-1,5 dakika beklerseniz ki oradaki etiketin bu sıvıyı emmesini beklemelisiniz. Daha sonra karakterlerin çok rahat bir şekilde söküldüğünü göreceksiniz. Karakterlerimizi bir bir kaldırıyoruz ve etiket sökücünün işe yaradığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde karakterlerimizi söktük. Karakterlerimizi söktükten sonra burasını kir, yağ ve pastan temizliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sildikten sonra kısa bir sürede bekleyip yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şöyle almış olduğunuz karakter kılavuz şekilli olursa yapıştırma işleminiz daha rahat ve daha kolay olacaktır. Şimdi bu yazı karakterlerinin arka taraftan tek tek bantlarının sökümünü yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi karakter bantlarını üzerinden bir bir bu şekilde söküyoruz. Siz olun, karakter gelse bile mutlaka simetrik ölçüsünü, ölçümlerini yapın, kontrollerinizi yapın. Ona göre yapıştırma işlemine geçin. Evet. Yapıştırma işlemini yaparken arkadaşlar çift taraflı bantların koruyucu kısımlarını çıkarttığımız için dikkat edin, bir çaprazlık, bir eğrilik verin önce bu şekilde yukarıya doğru. Hizalamadan emin olduktan sonra yavaş yavaş karakteri aşağıya doğru meyilini düzleterek yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle düz karşıdan baktığınızda alt ve üst kısımdan düzgünlükten emin olmanız gerekiyor. Emin olduktan sonra bu şekilde karakterleri karakterimizi bu şekilde yenileyerek amblemle birlikte aynı güzelliğe ve parlaklığa getirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer sizler de aracınızda bu gibi karakter yazılarında bir değişiklik yapmak istiyorsanız videomu izleyerek bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.